Manşet. Gerçek çok net. Cumhurbaşkanımız 12 Şubat stadını ağırladıktan sonra uzunca bir zamandır beklediğimiz Kahramanmaraş-Göksun arasında yapımı son aşamaya gelen ve hizmete açılacak olan 11 tünel 2 viyadükten oluşan 90'dan 70 kilometreye düşen Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolu açacak. Genel olarak herkes Kahramanmaraş-Göksun yolu olarak biliyor ama bu yol güneyi, Akdeniz'i, Güneydoğu'yu, Gaziantep'i, Urfa'yı, Mardin'i, Kahramanmaraş üzerinden İç Anadolu'ya, oradan da Karadeniz'e bağlayan, Ankara'yı kısaltan, İstanbul'u kısaltan çok önemli bir geçiş güzergahı. Biz Kahramanmaraş olarak sadece Göksun olarak düşünüyoruz ama bu Türkiye'ye mal olan bir yol ve 5 milyar civarında ihale bedeliyle yapılan büyük bütçeli bir iş. Basit bir işten bahsetmiyoruz arkadaşlar. Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 30 milyarın üzerinde yatırım yapıldı. Bunun 5 milyarı bu yola harcandı. O zaman büyüklüğü belki bir kez daha görürüz. Bu şehrin çocukları olarak Allah'ın izniyle ömrümüz yettiği sürece bu şehre ne verebiliriz? Partimize, davamıza ne verebiliriz? Hep bunun gayret içerisinde olacağız. Ondan bir kardeş olarak bayrağı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bizler inşallah cumartesi günü alacağız. Sayın Başkanıma bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Yine bir sürü arkadaşımız tabii bu teşkilatlarda emek veriyorlar. Sayın Başkanımla beraber hizmet eden kardeşlerimiz de var. Tabii bazı arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar yerine yeni arkadaşlar yönetimlerde yer alacaklar. Ben bugüne kadar emek veren bütün kardeşlerime, bütün dava arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada anlatılmaz emekleri var. Hepsinin çok kıymetli emekleri var. O yüzden hepsine Ömer Bebci Başkanımın başkanlığında hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerin amacı sizlerle beraber. Çünkü sizler olmadan bizlerin yapmış olduğu hizmetlerin bir kıymeti olmuyor. Sizlerle beraber bu şehre bir nebze daha, bu bayrağı bir nebze daha ne kadar, nasıl yeri taşıyabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağız. Allah'ın izniyle ben çok uyumlu bir süreci bizlerle beraber, sizlerle beraber yaşayacağımıza inanıyorum. Burada arkadaşlarımızla, yeni yönetimde yer alacak arkadaşlarımızla da Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'a biraz daha ne yapabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağımıza sizlerin nezdinde söz veriyorum inşallah. Dediğim gibi başkanıma çok teşekkür ederim. İnşallah cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızı halkımızla beraber, milletimizle beraber çok güzel bir şekilde ağırlayalım gayret içerisindeyiz. Bütün halkımızı buradan sizlerin vasıtanızla kongremize davet ediyoruz. Tabii her zaman dediğimiz gibi sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymak koşuluyla. Hepinize geldiğinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
Manşet. Gerçek çok net.